Bu videoda çarpma işlemi hakkında bildiklerimizi kullanarak tek basamaklı sayılar ile iki basamaklı sayıları nasıl daha rahat çarpabileceğimiz üzerinde duracağız. İsterseniz 5 çarpı 18 örneği ile başlayalım. Hadi hemen videoyu durdurun ve bu işlemi benden önce kendi kendinize yapmaya çalışın. Sonra da birlikte yaparız. 5 çarpı 18 gibi bir işlemle karşılaştığımızda işlemin sonucunu bulmak için izleyebileceğimiz yollardan biri 18'i 2 sayının çarpımı olarak yazmaktır. Bunu dediğimde aklıma ilk gelen sayılar da 2 ve 9. Evet 18 yerine 2 çarpı 9, 5 çarpı 18 yerine de 5 çarpı 2 çarpı 9 yazabiliriz. Peki bunu yapmanın bize ne gibi bir faydası olabilir dersiniz? İşlemi bu şekilde yazınca 5 ile doğrudan 18'i çarpmak yerine önce 5 ile 2'yi çarpabiliriz. Bu noktada, hey bir saniye az önce 2 çarpı 9 işlemini yapıyorduk ama şimdi bana önce 5 ile 2'yi çarpabileceğimi söylüyorsun diyor olabilirsiniz. İşlemin sırasını değiştirebilir yani önce 5 ile 2'yi çarpabilir miyiz? Evet. Evet arkadaşlar, bunu yapabiliriz. Karşınızda bunun gibi birbiriyle çarpmanız gereken bir dizi sayı olduğunda, çarpmayı istediğiniz sırayla yapabilirsiniz ve bu çarpmanın birleşme özelliği olarak da bilinen bir durumdur. 2 ile isterseniz önce 9'u, isterseniz de 5'i çarpabilirsiniz. Hangi sırayla yaptığınızın bir önemi yoktur. Belki az önce sorduğum soruyu bir kere daha soracağım. Bunu yapmanın ne gibi bir faydası olabilir? 5 kere 2 kaç eder? Çok kolay, 10. Öyle değil mi? Ve böylece işlemi de 10 çarpı 9 haline getirmiş oluruz. 9 kere 10 işlemini yapmakta birçoğumuz için 5 kere 18 işlemini yapmaktan çok ama çok daha kolaydır, değil mi? 10 kere 9, 90 eder. Güzel. Bir örnek daha yapmaya ne dersiniz? Bu sefer de 3 çarpı 21'in sonucunu bulmak istediğimizi düşünelim. Haydi videoyu durdurun ve bu işlemin sonucunu kendi kendinize bulmaya çalışın. Bunu yapmanın farklı yolları var ama az önce kullandığımıza benzer bir mantık kullanmak isterseniz 21'i hangi iki sayının çarpımı olarak düşünebiliriz? 3 çarpı 7'yi deneyebiliriz öyle değil mi? Böylece işlem 3 çarpı 3 çarpı 7'ye dönüşür. 3 kere 3'ü önce yaparsak Etrafına parantez koyalım. Yine çarpmanın birleşme özelliğinden faydalanmakta olduğumuzun altını çizmek istiyorum. Aslına bakarsanız bu çok da basit olan bir özellik için kullanılan havalı bir isimden başka bir şey değil. Birleşme özelliği. Evet bir bakalım. 3 kere 3 9 eder. Bunu bir de 7 ile çarparsak, hop 63 elde ederiz öyle değil mi? Güzel. Hadi bir tane daha. Ben çok eğleniyorum ya siz? Siz de değil mi? Tamam. 14 çarpı 5. Videoyu durdurun ve işlemi benden önce kendi kendinize yapmaya çalışın. 14'ü hangi iki sayının çarpımı olarak düşünelim. 2 çarpı 7'ye ne dersiniz? Evet, o halde işlemi 2 çarpı 7 ya da 7 çarpı 2 çarpı 5 olarak yeniden yazalım. 7'yi önce yazdım çünkü sizin de tahmin etmiş olabileceğiniz üzere önce 2 ile 5'i çarpacağım. 2 çarpı 5, 10 eder ve 7 çarpı 10 da 70. Harika, hadi bir tane daha. 15 çarpı 3. Bunu nasıl yapabiliriz? 15'i 5 çarpı 3 olarak yazalım. Buradaki çarpı 3'ü de unutmayalım. Önce 3'leri çarparsak, 5 çarpı 9 elde ederiz. 5 kere 9'u daha önceden biliyor olabilirsiniz ve evet 45 eder. 45'i elde etmenin bir başka yolu 5 kere 10 50 ediyorsa 5 kere 9'un bundan 5 eksik yani 45'e eşit olduğunu düşünmektir. Bu da fena değil.